Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri saçımda havluyla karşılıyorum. Çünkü bu videonun bir konsepti olacak. Çok uzun zamandır çekmek istediğim ve içinizden birçoğuna faydalı olacağını düşündüğüm bir video çekeceğim bugün. YouTube'da ve Instagram'da sıklıkla karşılaştığım ve fazlasıyla övülen bir tarak vardı. Adı da Tangle Teaser. Zaten birçoğunuz da bunu biliyorsunuzdur. Yararlarından bahsediliyordu. Saçları dökmüyormuş, çok kolay taranıyormuş vesaire vesaire. Ve bu yazılanlara, çizilenlere karşı koyamadım tabii ki de. Her kadın gibi. Almak istedim çünkü benim saçlarım duştan sonra çok karışıyor ve taramakta çok güçlük çekiyorum. Onca kreme, onca bakım yağına, onca sıvı saç kremine rağmen saçlarım kesinlikle açılmıyor ve çok fazla da dökülme yapıyor haliyle. Dedim ki bu tarak da bana ilaç gibi gelecek. Ben bu tarağı almalıyım. Ve gittim aldım. Bu tarağı eskiden sadece Sephora'larda bulabiliyorsunuz diye biliyordum ben. En azından. Ama şu an bu tarağa ulaşmak daha kolay oldu. Mesela geçen gün Markafon'da indirimli olanlarına rastladım. Onun dışında güvenli bir satıcı bulursanız Neon1'den de alabilirsiniz. Boynerlere de gelmiş. Güncel fiyatını tam olarak bilmiyorum. Geçenlerde baktım aslında ama aklımda pek kalmadı. 60 küsür TL gibi bir fiyatı var tarağın. Daha önce elimde Elsev'in bu tarağı vardı. Ben bunu satın almıştım ama şampuanın yanında hediye olarak da bu tarağı elde edebilenleriniz vardır. Bunu deneyimleme fırsatım oldu benim. Bundan yaklaşık bir ay sonra bir de Tangle Teaser aldım kendime. Bu Tangle Teaser'ı da uzun zamandır kullanma ve deneyimleme fırsatım oldu. Şimdi bu iki tarağı birlikte deneyeceğiz. Saçımı ikiye ayıracağım. Bir tarafını Elsev'in tarağıyla, bir tarafını da Tangle Teaser'ın tarağıyla tarayacağız. Ve kararı hep birlikte vereceğiz. Şimdi saçımı açıyorum. Saçımı açtım, havludan kurtardım. Uygulamak istediğim birkaç adım var. Onları uygulayacağım. İlki Dove'un bu sıvı saç kremi. Benimki bitmek üzere. Hatta bu videodan sonra bunu atacağım sanırım. Önce bir çalkalıyorum. Saçıma bundan bolca sıkacağım. Çünkü dediğim gibi benim saçım çok kolay açılan bir yapıya sahip değil. Şöyle karışık olan yerlere sıkacağım. Kas yaptım, yemin ediyorum kas yaptım. İkinci olarak bu spreyin ardından ben normalde saç bakımı yağı uyguluyorum. Bu benim bitikçe aldığım bir saç bakımı yağı. Dove'un makadamya yağı. Normalde bunu sürüyorum ama geçenlerde bir Markafon alışverişim oldu. Mor şampuan aldım kendime. Yanında şöyle bir tester ürünü koymuşlar. Ben bugün bunu denemek istiyorum. Neymiş? L'Oreal'in Elsev Mucizevi Yağ Saç Güzelleştirici kremiymiş. Yine yağlı his bırakmıyormuş. Altı değerli çiçek özü yağı bulunuyormuş. İçinde açalım hemen bunu ve saçımızı uygulayalım. Normalde saç bakım yağlarını taradıktan sonra da uygulayabilirsiniz. Ama ben taramada daha kolaylık sağlasın diye taramadan önce kullanıyorum bu yağları. Böyle bir miktar aldım. Yeterli olmazsa biraz daha alırım. İyice yedireceğim saçımı. Çok böyle yağ gibi değil de kremsi bir yapısı varmış. Kremsi bir formda. Ama saça sürünce böyle su gibi oluyor. Hani nasıl anlatsam. Durulanmayan el sabunları olur ya antibakteriyel. Onları elinize sürdükten sonra böyle su gibi olur. Onun gibi yapısı var açıkçası. Bakın şimdiden şöyle bir sürü saçım dökülmeye başladı. Şimdi saçımızı ikiye ayırdık. Evet. Bir sürü şey uyguladıktan sonra saçımızı ikiye ayırdık. Sağ tarafını Elsev ile tarıyorum. Başladım taramaya. Bakın Elsev'le de gayet tarandı. Şöyle dökülen saçlarımı size gösteriyorum. Elsev'de bu kadar saçım döküldü. Tangle Teaser'ı aldım. Diğer tarafını da Tangle Teaser'la tarayacağım.
diyeceğim. Benim saçlarım normalde bu kadar kolay taranmıyor ama Elsev'in yağı biraz yararlı oldu sanırım. Yağmur başladı. Yağları karşılaştırmaya gelecek olursak bunlar tamamen benim fikrim. Benim saçımda yaptığı etkilere karşı ben bunları size anlatıyorum. Sizin saçınızda tamamen farklı bir etki de gösterebiliyor olabilir. Bu yüzden ikisini de kötüleme, yerme gibi bir amacım yok. Sadece bende nasıl işe yaradığını ya da nasıl işe yaramadığını anlatmaya çalışacağım sizlere. Öncelikle Elsev'in tarağıyla başlıyorum. Elsev'in tarağı bana göre tutması daha kolay. Elime daha rahat oturuyor. Tangle Teaser'ın böyle daha ergonomik görünen bir yapısı var ama elim ıslak olduğu zaman tarak elimden kayabiliyor. O yüzden Tangle Teaser elime tam rahat oturmuyor. Şu kısmı sürekli böyle bir kayma yapıyor ama Elsev'in tarağında o durum olmuyor. Tamamıyla kavrayabiliyorum. O yüzden tarak hiçbir şekilde kaymıyor elimden. Diş yapısı da kesinlikle çok fazla benziyor. Sadece tarağın yapısı itibariyle şekil almış diş yapıları. Ama ikisi de kısa uzun, kısa uzun diye gidiyor. Elsev de aynı şekilde kısa diş, uzun diş diye gidiyor. O yüzden bence dişlerin yapıları ve uzunlukları da kesinlikle aynı. Tarama kolaylığına gelecek olursak bence ikisinin arasında hiçbir fark yok. İkisi de aynı sürede taradı, ikisi de aynı dökülmeyi yaptı. Bir şey daha var Tangle Teaser hakkında. Onun da tek artısının bu kapağı olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde kapanıyor tarak ve daha hijyenik bir hal alıyor. Ama çok da gerekli bir şey değil bence yani. İkisinin arasındaki artıları, eksileri bu kapak kesinlikle değiştirmeyecek tabii ki. Tangle Teaser'ın sosyal medyada övüldüğü kadar saçın dökülmesini engellediği ya da saçın taranmasını kolaylaştırdığı gibi bir etkisini ben görmedim. Ya da öyle bir etkisi var ise aynı etkiyi Elsev'de de yakalayabilirsiniz ki bunun fiyatı çok daha uygun Tangle Teaser'a göre. Çok çok daha uygun. Sonuca gelecek olursak ben fiyat performans açısından Tangle Teaser'a bu kadar para vermenizi önermiyorum. Tabii içinizde gelip almak isteyecek, denemek isteyecekler olabilir. Buna mani olamam. Gidin alın, deneyin. Ama onun yanında da Elsev'e de bir şans verin. Ha, ben Tangle Teaser'a bu kadar para vermek istemiyorum ama aynı ölçüde işe yarayan bir tarak istiyorum derseniz de Elsev'i kesinlikle öneririm. Bu arada Elsev'in yağına da bayıldım. Neden böyle sürekli Elsev'den bahsediyorum anlamadım ama kesinlikle bu video sponsorlu değil yani. Sadece öyle denk geldi Elsev'in tarağı, Elsev'in yağı. Ama yağı beğendim. Eğer saçlarınız kolay açılmıyorsa benim bugün gerçekten kolay açıldı. Yağdan mı, kameradan mı hacet bilmiyorum ama denemenizi tavsiye ederim. Ben de alacağım büyük boyu. Böylelikle videonun da sonuna gelmiş olduk. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur. Hep birlikte bu iki tarağı deneyimledik, gördük. Kararı size bırakıyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.